Herkese merhaba. Bugünkü konumuz cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar. İlk önce tanımıyla başlayalım. Belirtiler çoğunlukla cinsel organlarda görülür ya da hiç belirti göstermeden kronikleşebilir. İki insan arasında cinsel nitelikli yakın temasta bulaşan mikrobik enfeksiyonlara cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar adını veriyoruz. Tedavi edilmezse neler olur? Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin doğmasına sebep olur. 2500 gramın altına yani. Düşüklere yani 20. haftadan önce doğan bebekler ya da 500 gramın altında doğan bebeklere neden olur. Hastalığın kan yoluyla bebeklere bulaşmasına, kısırlığa, sakatlıklara, kansere ve boşanmalara neden olabilir. Genital cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar genital akıntı ile seyreden, genital ülserle seyreden ve genital sili ile seyreden diye üç gruba ayırıyoruz. Genital akıntı ile seyreden cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları bugün biz bu dersimizde göreceğiz. Bunlar neler? Trichomonas vaginalis, genital candida, gonore, bakteriyel vajinit ve klamidya. İlk önce şundan bahsedelim çünkü konumuzda bol bol vajinal akıntı diye bahsedeceğiz. Aslında her kadında, her genç kızda ergenlik döneminden itibaren vajinadan gelen bir akıntı vardır. Bu aslında normal bir akıntıdır. Ancak anormalleşirse kişisel, sosyal ve cinsel yaşamı etkileyen rahatsızlık haline dönüşebilir. Ve bu her yaşta görülmekle birlikte en sık üreme çağında ve cinsel hayatı aktif olan kadınlarda görülür. Peki biraz önce dedik ki normal ve fizyolojik bir akıntıdır. Eğer anormalleşirse tabii ki de hayatımızı zorlaştırıyor ve hastalıkların belirtisi haline geliyor. Peki normal hali nedir? Yani fizyolojik akıntının, vajinadan gelen akıntının bir kere kokusuz olacak. Herhangi bir kokusu olmayacak, şeffaf ve akışkan bir kıvamda. Ovülasyon döneminde yani yumurtlama döneminde artış gösterir. Nedeni östrojendir. Ve vulvada asla tahrişe neden olmaz. Yani herhangi bir kaşıntıdan kaynaklı tahrişe neden olmayan bir akıntıdır. Normal, fizyolojik olan akıntı. Peki biz biraz önce genital akıntıyla seyreden cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan bahsedeceğiz demiştik. Birincisi trichomonas, etkin trichomonas paraziti, trichomonas vaginiti veya trichomoniasis gibi isimler de verilebilir. Parazit armuta benzeyen kuyrukludur ve kolaylıkla üreyen bir parazittir. Trichomonas enfeksiyonları daha sık olarak cinsel ilişki sonrasında görüldüğü için cinsel yolla bulaşan hastalıklar grubuna girmektedir. Bakın burada kadının iç üreme sistemini görüyorsunuz. Hemen rahimin ön kısmı ağız kısmı demiştik. Rahim ağzı kızarıklıklar meydana gelir ve enfeksiyonlar oluşur. Normal hali budur. Peki nasıl bulaşır? Cinsel ilişkiyle, enfekte hijyenik olmayan ortak tuvaletlerin kullanımı ile, iç çamaşırı ve pantolonların ortak paylaşılması ile bulaşabilir ve trichomonas bakire olan genç kızlarda da görülebilmektedir. Trichomonas paraziti bazı yerlerde çok fazla saat canlılığını koruyabiliyor. Mesela tuvalet klozetlerine 45 saat, ıslak çamaşırlarda 24 saat, mini içerisinde ise 6 saat kadar canlılığını koruyabilmektedir. Trichomonas enfeksiyonu en sık görülen vajinal enfeksiyonlar arasındadır ve akıntıda kendini anormalleşmiş bir şekilde gösterir. Yani sarı ve yeşilimsi köpüklü ve ayrıca çok kötü kokulu bir akıntı ve miktarı da fazladır. Vulva kaşıntılıdır, koitus yani cinsel ilişki sırasında yanma, batma ve ağrı olabilir. Yine erkeklerde genelde belirti göstermiyor. Trichomonas enfeksiyonu kadında varsa erkek de şikayet olsun olmaksızın mutlaka beraber tedavi edilmelidir. Korunmada ise en etkili yol cinsel ilişki sırasında yani koitusta kondom kullanmaktır. Diğer bir önemli konumuz ise yine vajinal mantar enfeksiyonu yani genital kandiyazis veya moniliyazis adını veriyoruz. Halk arasında buna vajinal mantar, vajina mantarı veya kandida enfeksiyonu da denilmektedir. Tıbbi terminolojisinde kandida, mikosis, mikotik, fungus, fungal gibi isimler mantar enfeksiyonundan bahsetmektedir. Fungus, mantar mikrobuna verilen isimdir. Fungal enfeksiyonlar da mantar enfeksiyonları demektir. Mantarlar genellikle yani vajinal mantar enfeksiyonları genellikle vajinadan
ağız, boğaz, tırnak, saç gibi vücudun pek çok alanında olabilir. En sık etken Candida albicans adını verdiğimiz bir mantar türüdür. Vajinal mantar enfeksiyonları hangi yolla bulaşır? Cinsel ilişkiyle, hijyenik olmayan tuvaletlerden ve havuzlardan bulaşabilir. Genellikle de kişinin kendi vücudunda bulunan mantar aktif hale geçerek çoğalır ve enfeksiyon oluşturur. Her cinsel ilişkide bulunmamış olan bakire bir genç kızda da yine oluşabilir. Mantar enfeksiyonu kadınların %75'i hayatlarının bir döneminde en az bir kez kandidiyazis geçirebilirler. Peki en sık izlenen bulgular yani belirtiler nelerdir? Bir kere kandidiyazis de yani monadiyazis'te en belirgin bulgu vulvada kaşıntıdır. Özellikle geceleri olan kaşıntı çok fazla görülmektedir. Vulva ve vajen kızarık, şişlik, zürü yani idrarda yanma hissi, süt kesi şeklinde ve beyaz vajinal akıntı yani pütür pütür şekilde olan bir vajinal akıntı da yine bulgular arasındadır. İkinci bir enfeksiyon yoksa koku olmayabilir. Şikayetler özellikle yani kaşıntı özellikle sıcakta, geceleri özellikle adet öncesinde belirginleşir. Kadında kandida enfeksiyonlarını tetikleyen özür dilerim, faktörler nelerdir? Kandida enfeksiyonu tetikleyen faktörler nelerdir? Yani neler yaparsak, nelere dikkat etmezsek ortam hazırlarız. Antibiyotiği çok kullanırsak, gebelik döneminde dikkat etmezsek, diyabet hastalığında bağışıklık sisteminin düşük olması durumunda, hormon kullanımı ve sentetik giysiler, iç çamaşırları giyilmesinde yine ortam hazırlamış oluruz. Yine anemisi olan kadınlarda da daha sık görülmekte. Tedavisi şikayetler büyük ölçüde giderilir. Bir yıl içinde en az 4 atak geçirilirse bu durumda tekrarlayan enfeksiyonlardan söz edilir. Tedavi bölgesel, lokal ve sistemik ilaçlar kullanılır. Çamaşırların özellikle pamuklu olması, ütülenmesi, dar giysilerden kaçınılması ve vajinanın yıkanmaması tedaviyi kolaylaştırır. Şimdi burada biraz önce gördüğümüz Trichomonas vaginalis ve Candida'nın yine etkeni akıntıdaki özellikleri ve bulaşma şekillerini sizlere bu tabloda güzel bir şekilde göstermiş. Diğer bir hastalığımız ise gonore yani halk arasında bel soğukluğu denir. Etkeni Neisseria gonore adlı bir bakteridir. Genellikle rahim ağzında yani serviste ve üretra yani idrarın çıktığı yerde yerleşir bu bakteri. Özellikle 15-24 yaş arası gençler arasında görülür. Çok yaygın bir enfeksiyondur. Hastalıktan utanılması, hastalığın gizlenmesi hem AIDS riskini artırmakta hem de kısırlık gibi kalıcı sorunlara sebebiyet olmaktadır. Kadınlarda servisit, salpenjit, endometrit, tuba, ovaryen apse, dış gebelik kısırlığa, erkeklerde sperm kanalı iltihabı, kısırlık gibi önemli sorunlara, hastalıklara ne yazık ki yol açabilir. Gebelikte er geçiriliyorsa gonore, spontan düşüklere, erken membran rüptürüne, erken doğum gibi komplikasyonlara ne yazık ki sebebiyet verebilir. Belirtileri nelerdir gonorenin? Yine akıntıda çok ciddi kendi belirtisini gösterir. Sarı, çok koyu sarı, yeşil renkli, kıvamlı, yapışkan ve çok kötü kokulu bir akıntı. İdrar yaparken ağrı, yanma ve özellikle kasık ağrıları diye belirtilerini sıralayabiliriz. Tanı kan testi, serviks yani rahim ağzı, üretradan, bel kutundan alınan kültürlerde bulunur. Tedavisi, antibiyotik tedavisi, eşler mutlaka beraber tedavi edilmelidir. Yine bir diğer hastalığımız, enfeksiyon hastalığı, genital akıntı ile seyreden bakteriyel vajinoz. Şimdi normal bir vajinal florası vardır. Her kadında olan bir akıntı vardır. Bu zarar vermeyen mikroorganizmalardan oluşmaktadır. Vajinal akıntı. Biz buna vajinal flora da diyoruz. Vajina florasında eğer ki bu bakteriler arasında denge bozulursa ve patojen yani hastalık halinde kendini gösterip çoğalırsa bunlar işte o zaman
ne yazık ki hastalıklar halinde bize kendini göstermektedir. Bakteriyel vajinozis adını veriyoruz. Vajina floradaki dengenin bozulması ve kine gibi sebepler ortaya çıkar. Yani ne gibi durumlar buna yol açar daha doğrusu. Eğer kişi birden çok cinsel eşi varsa, rahim içi araç kullanıyorsa, sigara, parfümlü sabun kullanma, vajinanın yıkanması, iç çamaşırların güçlü deterjanlarla yıkanması ve iyi durulanmaması gibi durumlar vajinadaki floranın dengesini bozabilir ve buradaki mikroorganizmaların çoğalmasına sebebiyet verebilir. Yine bol miktarda belirtileri arasında neler var bakteriyel vajinozisin? Bol miktarda beyaz grimsi akıntı, yapışkan bir tarzdaysa, bakın biz normal akıntıya ne demiştik? Şeffaf renkte ve akışkan olacaktı. Eğer çok koyu renkte grimsi ve yapışkan tarzdaysa ve çok kötü bir koku geliyorsa, hiç kokunun gelmemesi gerekirdi. O zaman diyoruz ki biz evet bakteriyel vajinozis tabii ki de şüphelenilebilir. Bunlar önemli anormalliklerdir. Mutlaka doktorunuza gidip onun sizi yönlendirmesiyle tanı ve teşhis ve sonrasında tedavinize devam etmelisiniz. Diğer belirtiye bakalım. Yine idrarda yanma ve kaşıntı eşlik edebilir. Peki, vajinadan gelen koku özellikle cinsel ilişki sırasında ve adet dönemlerinde çok belirginleşebilir. Tedavi edilmezse pelvik inflamatuar hastalığa neden olabilir. Gebelikte düşüğe ve erken membran rüptürüne sebebiyet verebilir. Yani doğum başlamadan amniyon kesesinin yırtılmasına. Tedavi oral ve vajinal yoldan bakteriyel ilaçlar kullanılmaktadır. Tekrarlayan enfeksiyonlarda eş tedavisi de mutlaka yapılmalıdır. Yine size burada vajinalis, yine trichomonas vajinalis, candida, gonore ve vajinitin hem etkenlerini hem de akıntıdaki özelliklerine bakın burada sıralamış. Diğer bir genital akıntı ile seyreden hastalığımız ise, pardon, enfeksiyonu, yani klamidyoz adını veriyoruz. Cinsel yola bulaştığı enfeksiyonun en önemlileri arasındadır. Etken Chlamydia trachomatis adlı bir parazittir. Kadınlarda en sık hangi bölgelerde görülür? Bakın burada sarı renkli çizimle göstermiş. Yani rahim ağzında, endometriyumda ve tubalarda kendisini gösterir. Belirtileri nelerdir? Vajinal akıntı, idrar yaparken anormal ağrı, koitus, cinsel ilişki sırasında ağrı. Erkeklerde belirtileri ise penisten akıntı, testislerin iltihaplanması ve penis kaşıntısı. Bebeklerde ise göz enfeksiyonu ve pnömoni yani zatüre yani akciğerdeki dokuların iltihaplanması diyoruz. Tanısı serviks yani rahim ağzı ve üretradan alınan kültür incelenmesiyle olur. Tedavisi eşlerin tedavisi mutlaka esastır. Antibiyotik kullanılır. Tedavi boyunca cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır. Evet, bugün size genital akıntı ile seyreden cinsel yolla bulaşıcı enfeksiyonlardan bahsettik. Bir sonraki videomda da size genital ülser ile seyreden cinsel yolla bulaşıcı enfeksiyonlardan bahsedeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.